Merhabalar, Red Dead Redemption 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Niye devam ediyoruz bilmiyorum ama John'un görevlerinden devam edeceğim. Ne olacağını çok merak ediyorum. İntikamımı almak istiyorum. En azından Arthur'un intikamını almak istiyorum. Almadan rahat etmem. Yani bu oyunu o şekilde bitiremem yani. O yüzden devam edeceğim birazcık daha. Blackwater'a gidebiliyor muyum ben bu arada? Burada aranmıyor muyuz biz? Aranan Arthur muydu yani? Burada bir görev var ve Sadie Adler'ın görevi var. Valentine'da onunla buluşmam gerekiyordu hatırlarsanız. Yakın olan görevden başlayacağım. Sanırım bu daha yakın bir görev. Yani buna gitmek daha çabuk olacakmış gibime geliyor. Bilmiyorum. Böyle devam edeceğim bakalım. Nereye kadar devam edeceğiz? Ben de merak ediyorum. Ama tabii ki de şunu söyleyeyim. Sadece en görev yapacağım. Başka hiçbir göreve bulaşmayacağım. Hızlı olacağım. Oldukça hızlı olacağım. Gereksiz görevleri yapmayacağım. Yani videoya eklemeyeceğim. Sen de mi birader? Sen de mi? Sen de mi bana şey yapıyorsun? Karşıma çıkıp duruyor geyikler ya. Ha, bir işaret mi bu yani? Neyse. Arthur iyi adamdı bence ya. Karizma diyebileceğim türden bir kardeşimizdi kendisi. Sevmiştim Arthur'u. Bir dost olarak görmüştüm. Kendimi Arthur'un yerine koymuştum ve gerçekten üzüldüm yani ne diyeyim. Ama en azından şöyle söyleyebiliriz. Arthur amacına ulaşıp ilgilenmiyorum. Zerre onunla değilsiniz. Arthur bence amacına ulaşarak bu dünyadan göçtü gitti diyebiliriz. Bir ukde kaldıysa o da Micah'ın kafasına bir tane sıkamamış olması. Ne var lan burada kırmızı yanıyor? Yılan falan mı var nedir? Yani içimde bir ukde kaldıysa Arthur'un içinde bir şey kaldıysa o da Micah'ın kafasına bir tane sıkamamasıdır. Neyse, yapacak bir şey yok. Devam edelim. Devam edelim. Ben videoyu kessem mi burada ya da neyse ya. Devam edelim. Bu arada John'un atı da güzel ha. Acaba bizim at mı bu? Loran 3 mü bu acaba ya? Arthur'un atından devam mı ediyor yoksa? Yok. John'un kendi atı bu sanırım. Devam ediyoruz bu şekilde. John'un kendi atıymış. Bilmiyorum at alır mıyım? Emin değilim. Almam herhalde ya. Uğraşmayacağım onlarla. Şey. Haritada bazı efsanevi atlar var. Yerleri falan biliyorum nerede olduklarını. Baktım çünkü oyunu bitirdikten sonra. Daha doğrusu Arthur öldükten sonra. Yani bilmiyorum bir tanesini alabilirim belki siyah bir tane atı vardı güzeldi beyaz bir tane vardı o da güzeldi ama gidip uğraşır mıyım emin değilim uğraşmam büyük ihtimalle zaman kaybetmek istemiyorum hızlı hızlı halledeceğim artık görevleri çünkü John'un görevlerinin toplam süresi 10 dakika falan 10 dakika diyorum 10 saate falan bitirilebilirmiş yavaş oynandığında hızlı oynandığında 2-3 saate biter diyor yazılanlar. Bu arada Red Dead Redemption'ın ilk oyununu oynamadığım için ben John'u tanımamıştım tabii ki de ama anlaşılan John Marston ya da Marston Red Dead Redemption'daki ana karaktermiş. Bilmiyordum ben bunu. Yeni öğrendim. Yani bilseydim daha anlamlı olurdu tabii ki de. Ama bilmediğim için herhangi bir şey hissetmiyorum. Bu arada yani gördüm Red Dead Redemption'da neler olduğunu. Biraz araştırma yaptım ben. Hani oyunu bir Arthur öldükten sonra. Biraz araştırmalar yaptım. Bazı şeyler öğrendim tabii ki de. Neler öğrendiğimi söylemeyeceğim bilmeyen varsa. Red Dead Redemption 1 oynamayı planlamıyorum açıkçası. Bayağı eski bir oyun çünkü. Yani PlayStation 5 versiyonunu çıkarmışlar ama remastered falan değil yani. Ne oluyor ya? Ha bana vurdu. Şaka mı bu? Ne oldu birden ya?
Bir saniye. Tamam, devam edelim. Öksürük krizi tuttu da beni. Bir saniye. Bunlar niye bana saldırdı şimdi ya, durduk yere? Bir saniye. Vuracağım seni. Tamam. Burada bir yere saklanabilsem güzel olurdu. John'un Dead Eye'ı birazcık daha farklı galiba. Farklı bir ses çıkarıyor sanki. Bilmiyorum ama. Aa, yanımda biri var. Tamam. Bunlar kim ya? Bana ateş ediyorlar. Canım kalmadı yalnız. Bir tane daha vursalar öleceğim. Dikkatli olmalıyım. Son bir düşman kaldı. Kaçıyor galiba. Güzel, kaçsın. Atımı çağırayım. Fena değildi. Ok aldım lan. Gidelim. Bana niye saldırdılar anlamadım. Blackwater olduğu için mi acaba? Ama aranmıyordum ben burada. Kırmızı işaret çıkmamıştı yani. Yanlış bir zamanda mı geldim acaba? Bilmiyorum. Herhangi bir fikrim yok. Devam edelim. Devam edelim. Sıkıntı yok. Blackwater'a ilk defa gidiyorum bu arada. İçine gireceğiz herhalde. Köre yardım, köre yardım. Arthur'la yardım ettim bol bol. Arthur'la yeterince yardım ettim körlere. Bir yararını da görmedik. Burası Blackwater mı yani? Aranmıyor muyum ben burada? İlginç. Arthur'du demek ki aranan şeyle, Dutch'la birlikte. Neyse, beni ilgilendirmiyor o halde. Herhangi bir görev falan yapmayacağım burada bu arada. Sadece ana görevlere odaklanacağım. Buraya nasıl giriyoruz ya? Kapısı nerede hocam buranın? Ne oluyor lan? Fırtına mı geliyor nedir? Oo, o ne be? Bulutlara bak. Acayip fırtına kopacak ha. Şurada kapısı yok mu lan buranın? Heh. Şuraya bir girelim. Neden geldik buraya? Onu da söyleyeyim. John bir çiftlik almak istiyor. O çiftliği almak için buraya geldik. Daha doğrusu bankadan kredi alacağız herhalde. Önceki çalıştığımız çiftliğin sahibine işte söyledik. Bir hani bana borç para vermeni istemiyorum ama bankaya söyler misin işte bana biraz borç işte versinler falan diye. Onları kurtardık ya. Tamam. Ofisindeymiş. Sen misin birader? Bana borç lazım. Ben de bir boğazımı tazeleyeyim. An old ranch, Beecher's Hope. That old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will. Yani ben de bir çiftçi değilim sonuçta. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? Which folk? Mr. Geddes. I work for him. He said that. Bay Geddes, onun için çalışıyorum. If you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Yani çiftçi yeteneklerine çok güvenmediği birisi çünkü şey John. How old
sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, hani çiftçilik yapmayı beceremeyen bir adama bir çiftlik alması için neden para vereyim ki diyor da. Güzel. Verecekler sanırım. Paramızı geri istemeyi, yani paralarını geri isteyecekler tabii ki de. Tamam. Öderiz birader. Anlaşmayı sağlarken sen gidip bak bakalım neresiymiş, nasıl bir yermiş diye. Hallettiği zaman gel biz de kağıt işlerini halledelim diyor. Pekala. Kabul ettiler. İlginç. Gidip bakalım neresiymiş. Nerede? Şurada. Paramızı geliri ödeyeceğiz tabii ki de, aldığımız borcu da nasıl ödeyeceğiz onu bilmiyorum. Para yok bende. Gerçi ödeyeceğimi de çok sanmıyorum. Yani o kadar uzun süre oynamayacağım oyunu. Bilmiyorum kaç paramız olduğunu da bilmiyorum ki. Arthur'dan para Arthur'dan para falan mı alsak, ne yapsak? Arthur yok ama artık ne yapacağız? Arthur'un bayağı parası vardı. Yani bayağı para biriktirmiştim ben Arthur'la. $2000 falan vardı yani. Neyse. Adamın cesedini nerede bulacağım bilmiyorum zaten de. Mezarı falan varmış da mezarında olacağını sanmıyorum. Tüm şey var, kupa var bir tane, tüm ölen arkadaşların mezarını ziyaret et diye de. Bu elemanı 50 kere gördüm biliyorsunuz mu? Hala düzeltememiş atının alını. Fırtına geliyor. Biraz acele etsem iyi olacak bu arada. Buraları kessem daha iyi ya. Bence. Fazla zaman kaybediyorum çünkü buralara giderken. Bir dahakine keseceğim sediyatların oraya doğru giderken. Burası mı mekan? Çok eve benzemiyor yalnız. Ve birileri var burada. Kardeş, burası benim mekanım olacak artık da. Defolup gider misiniz rica etsem? Buraları satın alıyorum ben. Üzgünüm ama bir yere gitmeniz, başka yere gitmeniz lazım diyor. Bilmiyorum kim ol. Aynen, buralar bana ait artık birader. Burada yaşıyorlarmış da artık gitmeniz lazım birader. Dedayım yok mu lan? Dedayım yokmuş. Seçeneğinizi yaptınız. Kendi seçeneklerini yaptılar bunlar. Şunu indirmem lazım. Tamam. Bunun dedayı farklı bu arada. Güzel. Yani bir iki tane çapulcuya da şey yapacak değiliz yani. Birader, git dediğim zaman gitmeliydin. Git dediğim zaman gitmen lazımdı. Para verecek değilim gitmeleri için tabii ki de. Kendi çiftliğimizi kendimiz şey yaparız canım. Düzenleriz yani. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama.
about you? The man with two names and no past. Come on in. Gizimi ve geçmişi olmayan adam. Okay. Got your paperwork ready. Now you sure? Tamam. Belgelerimiz hazır. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Buraları imzala diyor. Pekala. Güzel. Artık bir çiftliğimiz var. Umarım işe yarar. Yani çalıştırabiliriz çiftliği. John'un pek şey olduğunu sanmıyorum ama. Çiftçi tarzı birisi. Eşi halleder belki. Beyaz bir sayfa açmak istiyoruz ama. Her hafta ödemem gerekiyormuş sanırım. Ve en sonunda ev sahibi olacaksın diyor. Evimizi geliştirmek için de kullanabilirmişiz. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. Şakadan pek anlamıyor John da. Şurada berber var mı ya? Şu sakallarımızdan kurtulalım. Well, it is you. Well, I never. Bu kim ya? Amca. Ne yapıyorsun sen burada ya? By the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Oh, bull crap. No, for real. Well, pis işleri bıraktığımızı söylüyoruz da en azından deniyoruz. Değişmemişsin bunca yıl. Belki biraz ama. Öyle olduğunu sanmıştım. Öldüğünü en azından. No, not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Gelmene gerek yok birader. Hastaymış. Lumbago mu? Yavaş ve acılı bir ölüm. Biraz acımaz mısın diyor da. Gel bakalım bu nasıl at ya? Sakallı at mı olur lan? Bıyıklı ya da. Red Dead Redemption'ı bitirdikten sonra bayağı bir şeyle karşılaştım bu arada. 2'yi bitirdikten sonra biraz araştırmalar falan yaptım da karşıma sürekli videolar çıkmaya başladı Shorts'ta falan Red Dead Redemption'la ilgili. Anlaşılan bu Uncle da bilmiyorum eskiden ünlü bir cowboy falan da herhalde bilmiyorum. Ya yani onunla ilgili şeyler var. Ne denir ona? Söylentiler diyeyim. Bilmiyorum yani o oyunun hikayesine çok hakim olmadığım için Red Dead Redemption 2'den sonrasını biliyorum ben sadece. Ama anladığım kadarıyla Red Dead Redemption 1 bu olaylardan sonra devam ediyormuş. İlginç. Ama Red Dead Redemption'da Arthur'la ilgili hiçbir şey yok galiba. Onunla onu anımsatan, onunla ilgili herhangi bir şey. Neden yok anlamadım. Yani Arthur sonuçta John'un hayatında önemli bir kişi bence. Anlamadım yani. Bence olsaydı iyi olurdu. Ama o zaman belki böyle bir şey yapacaklarını planlamamışlardır belki de bilmiyorum. Dutch'la ilgili falan şeyler var da Arthur'la ilgili çok fazla şey yok. Ne denir ona? Hani onunla ilgili herhangi bir şey söylemiyor genelde John. Anlamadım sebebini. Bilmiyorum. Hayatında önemli bir yerkisi sahibiyiz bence Arthur olarak. Kardeşi falanız yani. Brother diyordu. Ne oldu hemen? Unuttu mu bizi? Belki de unutmak istemiştir. Bilemem. Ya da çok bulaşmak istememiştir bu konuyu. Eski acılı hatıraları anımsamak istemiyordur belki. Bilemem. Neyse devam edelim. Aha burası benim yeni mekanım dayı. Nasıl beğendin mi? Bence fena değil. Ne düşünüyorsun?
Bu çöpü satın aldın mı gerçekten? Ne düşünüyordun? İstiyormuş burayı. Burada ne çiftliği yapacaksınız? Taş mı? Biz mi? İşine bak birader. Bana takılı kaldın. Çünkü ben de sana takılı kaldım. Taş çiftçisi. Aptal olduğumu mu zannediyorsun? Hayır, aptal olduğunu biliyorum. Bu adamı hiç sevmiyorum ben ya. İyi birisi gibi de. Bilmiyorum, çok hoşuma gitmedi. Komik bir adam aslında ama fazla şeye bulaştırıyor kendisini. Gereksiz. Sal bizi hocam. Güzel. Bunları tamamlamış oldum böylece. Epilog 2'ye başlıyormuşum bu arada. 2 epilog varmış zaten part olarak. Birincisini bitirdim. 2'ye başlayalım. Anlaşılan bu çiftliği benim geliştirmem lazım. Hallederiz. Hallederiz. Neden olmasın? Ne görevi açıldı bu arada? Herhangi bir görev açıldı mı? Herhangi bir görev açılmamış anladığım kadarıyla. Burada görevler var da bunları yapmayacağım. Gidip Sadie Adler'la konuşalım artık bence. Ya da bunu yapmadan önce bir berbere mi gitsem? Şunun sakallarını bir keselim ya. Sakal bu adama yakışmıyor pek. Bence. Arthur'a yakışıyor da buna yakışmıyor ya. Gidiyorum ben. Orada devam ettiririm. Şimdi Valentine'a geldim. Sadie orada. Daha doğrusu görevi yakında bir yerde. Burada berber var mıydı acaba? Bilmiyorum var mı yok mu da. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun be? Amca bir dur be. Ya şaka mısın be adam? Durduk yere bana saldırmaya başladı bu manyak. Sabır ya. Kaybol lan. Manyak mısın be? Allah Allah. Sabah sabah. Seri değil mi lan bu? Seri değil mi lan bu? Ne yapıyorsun? Görev için geldim. Takılmıyor mu bana? Görev için gelmiştim ben buraya. Ne oldu şimdi? Ya bu adam bana saldırdı diye görev iptal oldu değil mi? Harika. Şurada berber falan mı var nedir? Şurada galiba. Selam birader. Saça çok bulaşmayacağım da şu sakalları bir kullanalım. Tüm. Yani sakalsız daha iyi bence. Ya da şöyle hafif sakallı. Böyle mi? Şöyle daha iyi ya. Ya da böyle mi kaldı? Yara izleri havalı ya. Yara izleri görünsün bence. Böyle daha iyi sanırım. Ya yani bence de bak katıldı bana. Bu daha iyi görünüyor diyor. Saç ne durumda? Ya bunu değil ya. Bunu yapmak istemedim. Tamam bu kalsın ya. Bayağı para harcattı bana da neyse. Şu an daha iyi görünüyorum. Ya Sadie'nin görevini yapamayacağım şimdi ya. Arkadaş bir işe bak ya. Ne yapsak? Etrafta biraz dolaşayım mı ben? Ne yapayım? En iyisi etrafta biraz dolaşalım ya.
Sedin'in görevi aktif olana kadar burada kamp kurup hallettim burayı. Sedin'in görevi de aktif oldu. Gidip görevi yapalım, tamamlayalım. Bir de ben kendime kıyafet falan alsam iyi olacak ya. Şöyle uzun ceketlerden falan varsa. Sedin'in giydiğinden mesela fena olmazdı. Arthur'a da alacaktım da aldım zaten ona birkaç kıyafet. O yüzden tekrar tekrar kıyafet almak istememiştim. Saldırmasınlar bu sefer bana. Beni tanıyor musun? İlgilenmiyorum birader. Görev yapacağım ben. Sadie Adler neredesiniz acaba? Aa, da orada. Bulaşmazdım ben Sadie'ye. Senin ne işim yok diyor. Son sefer beni yalnız bırak diyor. Yoksa ne olur ha? Sadie'ye bulaşmayacaksın. Şu kadına bulaşmayın ya. Selam efendim. Her zamanki gibi formunda Sadie. Hayatta olduğuna dair şeyler almıştım. Hurafeler diyeyim. Kendini saklamak için Jim Bilton adını kullanıyorum. İyidir Abigail. Hep nazikti bana. Çiftçi oldum artık. Ne yapıyorsun? Ödül avcılığı yapıyor sanırım. Senin ceket güzel bu arada, beğendim. Nereye gidiyoruz? Strawberry'e mi? New York'tan bir adammış. Banka soymuş. Kalemle mi? John Wick. John Wick mi? Kalemle banka soymuş. Nasıl olmuş o iş ya? Bilmiyorum nasıl oldu da gidip bakalım. Tartışmak istediği bir şey varmış. Kanunsuz birisini takip edeceğimiz... Ah, Micah. Bir saniye. Evet, anlat. Devam, devam. Değişmedi bu. Devam et. Micah'ın olayını devam ettir. Nerede Micah? Biliyor musun? Uncle benimle, o halleder. Nerede? Bana onu söyleseydi Adler. Nerede? Micah nerede? Bana onu söyle. Yerini söyle. Koordinat ver bana. Allah için söyle bak. Ya da neye inanıyorsan onun için söyle. O adamı öldürmeden rahat uyuyamayacağım ben. Geceleri rahat uyuyamıyorum. Söylemeyecek anlaşılan hemen. Ne bulabileceksin bir bak bakalım. ...45 yaşındaymış, kelmiş. Pekala. Brother, tanıyor mu? Acaba öyle birisini? Bayağı New Yorklu varmış burası. Burada. Tamam. Ask in the general store or the post office. They tend to know who
General Store'a falan sor diyor. Onlar bilir belki diyor. Pekala. Nerede mağaza acaba? Post ofise mi soracak acaba? Belki biliyorlardır onlar. İlla postasına falan bakıyordur yani. Kimse var mı acaba? Şunu çalsam mı? Ne yapsam? Ha, buradaymış. Selam birader. Tanıyor musun? Kirk? Kirk? No, not so as I would remember. Curly, I think. She's a woman. O değildir o zaman. Ask in the welcome center. Most tourists check in there. Thank you. Welcome center mı? Oraya gidip oraya soralım bakalım. Nathan Kirk ha? Neredesin birader? Sadie Adler da burada. Ha, burada mıymış? Ne yapacağız şimdi? Tamam. Tamam. Neredesin birader? Bu değildir herhalde. Batıyı arayan New Yorklar gelirmiş buraya. Aranan bir adam. His name's Nathan Kirk. Mr. Kirk, but he's so charming. Etkileyiciymiş. Burada mı kalıyor yani? Üstteki oda 3'teymiş. Çok da bence şey yapmamalısın. Yani bence çok heyecanlanmadı. Onu söyleyeyim. Otelin sahibi bu muymuş yani? Nathan Kirk. Geliyorum birader. Hazır ola kendine. Kafasına vuracağız bir tane. Sanırım. O da 3'teydin değil mi sen? Sigara kartlarıyla uğraşmıyorum. Sadece bir dostum. Aç kapıyı birader. Lan. Ata mı zıpladın yani? Buradan ata zıplayabilir miyim acaba? Vallahi atladım. Güzel. Onu hayatta istiyoruz diyor. Tamam. Ya, hayatta yakalamam lazım. Sağ tarafa gitti. Bu arada ben yapmadım falan diyordu. Neyi sen yapmadın birader ya? İlk denemede tamamlayamadım. O yüzden bir daha deneyeceğim. Gel buraya birader ya. Sedinin üzerine atlıyor galiba burada. Geliyorum birader. Aa, bu sefer güzel atladım ha. Tamam tamam. Hayatta yakalamaya çalışacağım da. Sağa gitti. Biliyorum. Hadi be atımı hızlan biraz. Sen nereye gidiyorsun ya? Önünü kesmeye çalışıyor. Onu da beceremiyor zaten. Ne oluyoruz ya? Pardon birader. Yani burada benim Loran'ım olacaktı. Nasıl yakalardım bunu var ya. Neyse. Acele işe şeytan karışıyor. Acele etmeye gerek yok. Sadece konuşmak istiyoruz birader de. Şunu yakalayabilsem süper olacak hadi. Hay koyunlarınıza ya. Koş be at, koş be.
önünü kesmeye çalışacağım ben bunun. Abi yakaladım. Güzel. Güzel, fena değil. Bir balık. Yakaladım seni birader. Uğraştırdı ya. Orada iyi iş yaptım ama. Tabii öyledir. Herkes öyle söyler zaten. Yani ne yaptım? Benim işim seni ilgilendirmez. Kapa çeneni ya. Might make them happy to see I've got a boss. No, I've got a couple of other leads I could use your help with if you're interested. İlgimi çekiyor. I need money pretty bad, so I'll come find you. Bana Michael'ın hakkında bilgi vermen lazım ama. Michael'ın hakkında bilgiye ihtiyacım var. Şimdi bir görev açıldı. Onu da yapalım. Kaç dakika oldu bir bakayım da. Şimdi buraya geldim. Uncle'la konuşmam lazım belli ki. 40 dakika falan olmuş. Bu görevi de tamamlayıp bu bölümü bitireceğim. Daha fazla devam etmeyeceğim. Uncle ne yapıyorsun? Uyuyor mu bu içeride ya? Galiba uyuyor. Hastalığını şey bahane ediyor burada da. Got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Kalk lan. Burada tekme atmana gerek yoktu be. I went into town. Oh, I got a little drunk. Oh shit. Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. Sen denize gitmemiz lazım. Charles mı? Charles Smith hayattaymış. Gerçekten mi? Charles mı? Charles'la konuşmak isterim tabii ki de. Benim asıl dostum Charles'dı burada. Bence. Benim için öyle en azından. Güzel. Trenle gitmemiz ne kadar güzel oldu. Onca yolu gitmek uzun sürerdi. Blackwater'la Saint Denis tam aksi yöndeler. Birisi haritanın öbür ucunda, diğeri öbür ucunda. Burayı hiç sevmiyorum. Gidip bulalım. Nasıl bulacaksak koskoca şehirde. Salonu ben alayım diyor. Sen de git slum'u alıyorum. Yani arka sokaklar falan o tarz bir şey. Adamın şeysi de salonu almak istiyor yani. İçmek istiyor herhalde. Kafayı çekmek istiyor. Rahat yeri kendisine seçiyor yani anlayacağınız. Atım nerede? Atım da burada. Güzel. Ulan uncle. Tamam, tana tekme atması güzel ve hoş değildi ama hak ediyorum bazen be. Nerede acaba? Birader çekil lan. Yolun ortasında duruyorsun. Salon ne tarafta kalıyor acaba? Aa. Kardeş, önüne baksana lan. İyisin değil mi? Şeyin yok değil mi? At sürmeyi bilmiyorsan ne şey yapıyorsun birader?
şuradan geçersem güzel olur. Bu arada benim hatamdı o kaza da, neyse çaktırmayın. Adamın üzerine yıktım bütün suçu. Güzel, geldim buraya. Salon burası değil mi? Herhalde burasıdır. Burası değil mi? Hey partner, seen a big Indian guy? Indian? Sure, I seen hundreds. Big guy. Boxer maybe? Likes fighting. Boksçu, dövüşmeyi seven. Yeah. Bare knuckle guy. Aynen, aynen. He's fighting tonight over at St. Saturnine's. Burada dövüşecekmiş. O dediği yerde. Boksör müymüş ya şey Charles? Yani bilmiyorum, Charles'ı yenebilecek çok adam tanımıyorum açıkçası. Ama bakalım, bu akşam dövüşecekmiş o dediği mekanda. Neresi orası acaba? Şuradan gidebilirim herhalde. Nerede? Burası mı? Sanırım burası. Ne yapıyorsun birader? Charles'ın burada olduğunu söylemiş barman herhalde. Sen bir katilsin diyor. Aa, da burada mı Charles? Ne yapacağını biliyorsun. Charles? Hiçbir alt bilmiyor. Ne yapıyorsun burada birader ya? Dertli, derdin varmış gibi görünüyor da. Birkaç dolara dövüşüyormuş da. Ve bunun hoşuna gidiyor mu? Tabii ki de hayır. Biraz bağış o bas. Ne denir? Bahis oynayayım diyor biraz. Abigail de hayatta. Sadece terk etti beni. Kendime tabii ki de. Lone Wolf, yalnız kurt. Hepsi. Funny thing, I picked you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf pair? Real redskin brave. Tabii ki de Charles'la oynayacağım. Sure, I'm a fan of the wolf. Give me a bet on him. Have I got a treat? Charles kazanır yani. Charles'ın kaybedeceğini sanmıyorum. Charles, halledersin be. Indian Hercules. Güzel. Her şey makuldü. Her şey yapabilirmişiz. Yapabilirmişler yani. Tamam. Charles, halledersin be. Yapıştır oğlum Charles. Aferin, çok güzel yumruklar bunlar. O öldürdü bu adamı ya. Yok etti Charles onu ya. Adam nasıl hala ayakta anlamadım ben. Bravo. Mike olduğunu şey düşün dedi. Güzel. He yavrum Charles be. Mike olduğunu düşündüğünce adam bir coştu zaten. Seni buradan götürelim diyor. Bazılarını üzgün bırakmışız yani. John, I
you two in years. İki yıldır görmedim seni diyor. Hislerim biraz ortalıktan kaybolsan iyi olur diyor. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Sen ne yapıyorsun birader? You're useless. I am a deep thinker. Derin düşünürmüş kendileri. Charles iyi dövüştün ha. Güzel dövüştü gerçekten. Tamam. Buradaymış çantaları. Ne oldu diyor? Arthur kaçmama sağladı. Yaşamam için bir şans verdi. Aa, teşekkür ediyorum. Arthur gömmüş Charles onu Miss Grimshaw'un oraya yanına ya da onunla birlikte. Uçurum kenarındaymış. Güzel güneşi görüyormuş. Teşekkür ediyorum. Bir adam Charles var ya. Gerçekten bir adam Charles var. Bizi düşünmüş, gömmüş bir de Arthur. Allah'ım. Teşekkür ediyorum Charles. Seni bizim gibi bir senin gibi bir dostla karşılaştığımız için. Mantıklı diyor. Güzel güzel. Sen pardon mı? Hepinizin öldüğünü sanmıştım. Ben de senin hakkında öyle söylemiştim. Dutch bilmiyorum diyor. Ölmüştür belki ama emin değilim. Her türlü şey duydum ama buralarda değil. Yıllardır bir şey duymuyorum diyor. Micah. Ölü olduğunu umuyorum diyor. Hayır, ben umuyorum. Ben öldüreceğim onu. Tüm bu ölümler Micah'ın suçu tabii ki de ya. Hepsi bence. Kötü bir yol. Aynen, bizi karanlığın çukurun dibine sürükledi Micah. O adama başından beri güvenmemiştim ben. Dikkatli ol. Guido Martelli'nin adamları mı? Kim o ya? Angelo Bronte'ye çalışırlarmış. Şimdi ne var? Dövüşeceğiz belli ki. Güzel. Tamam mı? Tamam. Vagonu al sen. Ben de atımı süreyim, ne yapayım? Hadi birader. Hadi birader. O sürecekmiş. Aranıyoruz. Daha geleli bir saat olmadı be. Batıda, köprünün orada. Ablacım, çekil ablacım. Kör müsün ya? Ofisörü görmüyorum. Ha. Yazık oldu birader. Sana da yazık oldu birader. Bunlar niye yolun önünde duruyorlar? Çekil la yoldan. Abicim çekil çekil. Şu ölecek bak. Çekil lan. Hmm.
Artık başımızı derde sokmak istemiyoruz da. Güzel. Kurtulduk. Saint-Denis'ten nefret ettiğimi hatırlat bana diyor tekrar geri dönmek istersen. Bana normal insanlar ve açık alanlar lazım diyor. Başımız dertten kurtulmuyor yani. Eve gidelim. Gidelim. Bu bölümü de burada bitireceğim bu arada. Daha fazla devam etmeyeceğim. Yeter bence. Güzeldi, güzel. Fena değil. Charles'ı gördüğümüz iyi oldu. Aklı başında bir o var çünkü. Gerçi boksörlük falan yaparak o da aklını kaybetmeye başlamış galiba ama. Oğlum git ormanda yaşa mis gibi ya. Avlan mavlan. Yaparsın sen yani. Güzel. Kayıt alabiliyor muyum bir bakacağım. Kayıt almama izin veriyor mu? Vermiyor şu an. Kaç dakika oldu peki? 55 dakika falan oldu. Ya da 50 dakika falan oldu. O yüzden bölümü bitirmem lazım. Ama kayıt almama izin vermiyor oyun. Çünkü konuşma falan yapmam gerekiyor. Yok izin veriyor tamam. Bu bölümü burada bitiriyorum ben. Bir sonraki bölüm buradan devam ederiz. Kimlerin görevi var? Uncle'ın görevi var ve Sadie Adler'ın görevi var. Anladığım kadarıyla Uncle ne istiyor? Benimle konuşması lazımmış. Sadie ne istiyor? Sadie'nin de benimle konuşması lazım sanırım. Pekala. Bir sonraki bölüm bunları yaparız. Güzel güzel. Fena değil. Umarım keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.